Arkadaşlar merhaba. Bu biberler 45-50 gün önce diktiğimiz biberler. Bunları çekirdekten dikmiştik. Tabii fideden diksek çok daha kolay büyüyorlar. Daha hızlı büyüyorlar. Şimdi bunları toprak altından sulamalı pet şişeyle diktik. Bunları 10 litrelik pet şişelerle diktik. Şişenin altından, dördüncü boğumdan şişe etrafına matkapla 4 tane deldik veya 5'lik çiviyle sizde yoksa. Biber tohumlarını dört bir tarafına gömüp hafif can suyu verdik. Bu can suyunu 5. günde verdik. Ve şişemizi doldurduk. Şimdi bu şişemizle doldurduğumuz zaman sular toprağın altında kalıyor deliklerimiz en az 5-6 santim. Toprak altından sulama yapıyor. Toprağı yanlara ve dibe doğru nemlendiriyor. Biberlerimiz de çıktığı zaman kökleri bu nemi takip ediyor ve çok geniş bir alana yayılıyor. Şimdi suyu doldurduğumuz zaman 4. deliğe kadar sular çok hızlı boşalıyor. Yani 5-10 dakikada toprağı ıslatıyor. Ancak altta kalan su, tabii bir delikte şu üstten deldik. Şişe içerisindeki sıcaklıkla dışındaki sıcaklığın farklı olması nedeniyle böyle buharlaşıyor, su damlacıkları oluşturuyor. Şişe içerisindeki nem ve bu damlacıklar bu deliklerden geçerek toprağı nemlendiriyor. Çok hafif de olsa geçiyor ve toprağı nemli tutuyor. Biberlerimiz büyüyene kadar bu şekilde. Bunların gelişimine yardımcı oluyor. Biberin gelişmesi durmuyor. Fazla sulamadığımız için kök hastalığı da olmuyor biberlerimizde. Herhangi bir hastalık olmuyor. Bunlar gördüğünüz gibi çiçek açıyor yavaş yavaş. Çiçekleri gördük. Biberlerde gördüğümüz anda bunlar çiçekleri. Biberlerde gördüğümüz anda suyu vereceğiz. Hani su verirsek biber boya verir. Çiçek vermez, biber vermez. Çiçeği, biberi görünce suyu vereceğiz. Bu şekilde yanlarda birer de mısır dikmiştik. Bakın mısırlar da büyüyor. Sudan %95 tasarruf ediyoruz bu şekilde. Tamamen doğal oluyor. Gübre vermiyoruz. Gübremizi, bu otlarımız var. Bu otları dikimden önce 20-30 gün önce toprağa 20-30 santimden belli alt üst ediyoruz. Ve bunlar çürüyor. Bunlar gübre oluyor. Gübre verdiğimiz sadece bu gübre. Bu kadar yeterli oluyor. Biberleri görünce ikinci sefer sulayacağız. Ondan sonra da her toplamada biberler büyüyüp gelişip topladığımız zaman hava durumuna, bitki durumuna bakarak tekrar sulama yapacağız. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.